Evet arkadaşlar, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün bu vlog aslında başlatmayacaktım. Ama Bella'nın doğum günü bugün ve o alışverişe gitti. Biz ona para vermiştik. O öyle istedi yani, daha doğrusu. Kendisi kendi istediklerini almak istedi. İki tane de istediği ayakkabıyı aldık. Sipariş etmiştik. Böyle yani, artık büyüdü. Kendi hediyelerini kendi almak istiyor, seçmek istiyor. Biz de hediye almadık. Benim Azra, Houndem Gucci aldı, Yiğit çikolata aldı. Biz de dediğim gibi para verdik. Ama tabii ki doğum gününü evde kutlayalım istiyoruz. Aynen, Yiğit Tofifi aldı, Milka aldı, sevdiği çikolatalardan böyle. Benimle 17 yaşına girdi arkadaşlar bugün, 29 Ağustos. Siz bu videoyu bayağı geç göreceksiniz çünkü videolarım yetişmiyor. Çekiyorum ama yüklemekte, editlemekte zorluk çektiğim için ve video biriktiği için biraz geç göreceksiniz bu videoyu. Ama yine de böyle hatıra kalsın diye çekmek istedim. Şu an o bilmiyor. Ona küçük bir sürpriz hazırlayalım istedim. Yine de evde küçük bir pasta keselim istedim. Hoş geldiniz. Yiğit de burada, teyzeleri. Yani bir pasta aldım. 17 mum ekledim üzerine. O da buzdolabında bekliyor. Babası gelsin. Benler de girsin. Böyle küçük bir sürpriz yapalım ona. Yarın da arkadaşlarıyla kutlayacak. O yüzden pasta sipariş ettik. Babası yarın işten gelirken getirecek. Onu da arkadaşlarıyla dışarıda kutlayacak. Böyle yani, biz evde biraz kutlayalım. O arkadaşlarına yeni kutlar. Şöyle size de göstermek istedim. Ufak bir mini bir kutlama diyelim şöyle. Çünkü artık büyüdüğü için. Değil mi Azra? Evet. Böyle ufak şeyler yapıyoruz artık. Büyük büyük şeyler yok. Seneye inşallah nasip olur da görürsek o günleri, 18'ini büyük kutlarız diye düşünüyorum. İnşallah bakalım. Onu güzel bir yere götürürüz diye tahmin ediyorum. Bakalım artık nasip kısmet. Böyle ben bugün evi toparladım ama gördüğünüz gibi çocuklar evde olduğu için hep dağıtıyorlar. Temizledim biraz. Böyle biraz hazırlık yaptım. Onun için bugün aslında vloglamayacaktım. Çünkü bugün benim dinlenme günüm. Sadece böyle bir çekeyim istedim. Bunun devamına başka bir video, hani başka bir gün çekerim diye düşünüyorum. Böyle arkadaşlar, yani şimdi patatesimi hazırladım şuraya da. Bugün kanat patates yapacağım. Bunları biraz doğrarım. Kanat yapacağım yanına. Çocukların biraz makarnası var dünden. Böyle akşam yemeği de bilmeyin sevdiği bir yemek olur. Çocuklar seviyor kanat ve patatesi, değil mi? Evet. Aynen. Böyle arkadaşlar, size de bir göstermek istedim. Böyle şimdi dinlenmeye çıkıyorum. Beni bekliyorum. O gelince biraz çekerim inşallah. Ondan sonra da devamı dediğim gibi başka videoda gelir. Tekrardan yeni bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün saç videosu yapmak istedim. Çünkü merak edilen sorular oluyor. Kendim keratin yapmıştım saçlarıma. Yani belinden yaptı daha doğrusu. Şimdi bir yeri 1,5 hafta ya da bir hafta oluyor galiba. Sadece dipleri hafif çıkmaya başlayınca yeni saçlar tabii ki oradan kıvrışıyor. Ama 12 hafta güya tutuyormuş. Benim saçlarım çok kıvırcık, bilenler biliyor. Şimdi bile yani bu yıkadığım ıslak hali böyle daha düz duruyor yani normalinden. Normalde bayağı kıvırcık. Şimdi saçlarıma nasıl ne yapıyorum, nasıl fön çekiyorum, ne yapıyorum onu bir göstermek istedim size. Öncelikle saçlarımı koruma amaçlı şey kullanıyorum, böyle herhangi bir markanın. Bunu yeni almıştım. Hem parlatıyor hem de sıcak ısıdan koruyor saçlarımızı. Bu arada çamaşır makinesi çalışıyor, kusura bakmayın, durduramadım. Videoyu da birden çekmeye karar verdim. Çünkü merak edilen sorular var. Onları da şöyle anlatayım size. Neyi merak ettikleriniz. Çoğu kişinin bana sorduğu soru ne? İki tane Dyson'ım var benim arkadaşlar. Bunu 5-6 sene oldu galiba alalı. Belki daha fazla. Herhalde 6. sene. Bu da yeni olan Dyson AirStraight. Bu Dyson AirWrap. İkisinin farkını anlatacağım size ve hangisi benim için daha iyi onu anlatacağım. Sizin de kıvırcık saçlarınız varsa ve düzleştirmek istiyorsanız bunu alın arkadaşlar. Bu hem fönlüyor, hem kurutuyor, hem düzleştiriyor. Gerçekten dümdüz yapıyor ve saçlarınızı kırmadan yapıyor. Az sonra göstereceğim. Bu ise fön çekiyor ama düzleştirmiyor. Yani sadece hani hafif böyle bir nasıl diyeyim, tam düz değil de hafif böyle şey yapıyor. Bu tarafını da deneriz isterseniz Dyson'la, Airwrap'le.
Sonra bunun biliyorsunuz farklı uçları var. Bende de var yani. Şöyle çıkarıyorsunuz. Şöyle kıvırcık yapabilmeniz için şeyler var. Yasemin hiç yaptım mı de. 4-5 kere yaptım. Hiçbiri de tutmadı. Benim kıvırcık saçlarım olmasına rağmen bende bu şey tutmuyor arkadaşlar. O yüzden hani ben düzleştirmek için, fön çekmek için kullanıyordum genelde şu tarağını. Ki sonra led eyes'ine yani düzleştiriciyle üzerinden geçiyordum. Şimdi bunu almamın sebebi, yeni Dyson almamın sebebi, bunun da rafa kaldırmamın sebebi. Çünkü ben düz saç istiyorum ve bu muhteşem düz saçları yapıyor. O yüzden bana sorarsanız hangisi daha iyi mi diye Dyson Airstrat derim. Bunu almayın. Eğer kıvırcık saçlarınız varsa ve siz düz saç istiyorsanız. Bazı arkadaşlarım var. Çok güzel bukleler yapıyorlar, tutuyor. Bilmiyorum. Ben beceremiyorum belki de. Şimdi aleti de kötülemek istemiyorum. Ama bende tutmuyor bukleler. Yani benim kıvırcık saçlarım olmasına rağmen o bukleler bende tutmuyor arkadaşlar. Belirli bir süre sonra düşüyor. O yüzden buklelerimi genelde şeyle yapmayı tercih ediyorum. Uzun normal bukle yapıcıyla yani. Sıcak ne derler, maşayla. Evet. O yüzden size bunların farkını anlatmak istedim. Dediğim gibi düz saçlarınızı fönlemek istiyorsanız Dyson Airstrat'ı alın. Bunu almanız gerekmiyor diye düşünüyorum. Ama tabii ki eğer bukleler yapabilirim ben de denemek istiyorum diyorsanız zaten bu aletlerde Dyson'dan alırsanız eğer 30 gün içinde deneyip geri verip paranızı alabiliyorsunuz. Yani deneyin. Eğer bunu istiyorsanız deneyin. 30 gün içinde geri verip öbürkünü alabilirsiniz. Aynı şekilde onu da deneyip geri parasını alabilirsiniz. Şimdi ben size bunu göstermeyeyim diyorum. Çünkü bu gerçekten bende işe yaramıyor. Belki şu an keratin olduğu için biraz işe yarayabilir. Ama ben bukle yapmayacağım bugün. Size Dyson Airstrat'imi göstermek istiyorum. Ve normalde saçlarım yani hani keratin olmasına rağmen bakın hala hani tam düz değil. Hani böyle hafif dalgalı. Bence etkisi de biraz bir hafta oldu ve etkisi yavaş yavaş geçiyor. Ve hala o koku var. Bir hafta oldu yani, 1,5 hafta belki. İçinde hala bir tuhaf bir koku var keratinden dolayı. Ama bu normal maalesef. Ama pis kokuyor. O yüzden size şimdi Dyson Airstrat ile nasıl düzleştiriyorum. Yani ne kadar uğraşıyorum. Onu göstereceğim. Hemen saçlarımı bölüyorum. Tarıyorum ve geliyorum. Şöyle saçlarımı çok uğraşmadan arkadaşlar şöyle bölüyorum. Sadece çok ayırmıyorum yani. Şu şekilde. Saçlarım şu anda ıslak. Bu Dyson'ın avantajı hem ıslak hem de kuru kullanabiliyorsunuz. Şurada bir açma kapama düğmesi var. Önce kendini temizliyor. Okey işareti oldu mu? Şuradan kilidini açıyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi diyor ki ben şurada bir düğmesi var ya. Bakın burada kuru veya ıslak diyor. Derecesini de ayarlayabiliyorsunuz. Ben şu anda derecesini şöyle en yüksek dereceye getireyim. 140 derece ıslak saçta. Böyle yaparsanız saçınızı kurulayabiliyorsunuz. Yani kapalı tutarsanız. Böyle saçınızı tutup aşağı doğru çekerseniz saçlarınız hem kuruyor hem düzleşiyor. Şöyle göstereyim size. Bakın yani bir çekimde bile hem kurudu hem düzleşti. Benim için hayat kurtarıcı bir alet ve saçlarınızı yıpratmıyor. Yani farkı şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın burayı hemen yaptım. 3 dakika bile sürmedi. Şöyle. Bu taraf daha duruyor. Dediğim gibi ama keratin var saçımda bu arada. Yani keratin olmayınca da böyle düzleştiriyor yani. Kıvırcık saça bile kullanabilirsiniz. Biraz daha uzun sürüyor ve terleyince geri dönüşüyor. Ama bende keratin olduğu için
artık terleyince çok kolay kolay kıvrışmıyor saçlarım. Şimdi diğer tarafını yapıyorum. Böyle durduğu anda kendi duruyor böyle bazen. Saçınıza dokunduğunuz anda geri çalışıyor. Şu ayarını da göstereyim size. Şuraya dokunduğunuz anda kapanıyor zaten. Bakın tekrar açabiliyorsunuz. Şurada kuru saçlara var. Onun ayarını daha da çıkarabiliyorsunuz 180 dereceye. Onu da kuru saçlarınızda düzleştirici olarak kullanabiliyorsunuz. Daha düz saçlar için üzerinden geçebilirsiniz. Yani kuru saç ve yaşlı saçı kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben yaşlı saçta kalayım ve devam edeyim. Bir yandan terliyorum, hava çok sıcak, 33 derece. Şöyle arkadaşlar iki tarafını, sonra üst tarafını açıyorum böyle. Yani şöyle farkı göstereyim size. Gördüğünüz gibi. Sonra burayı da bir ayıralım şöyle. Ondan sonra düzleştirmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, sonuç bu. Daha da güzel yapabilirdim ama çok sıcak uğraşmak istemiyorum. 10 dakika bile sürmedi diyebilirim. Bakın şuralar, bebek saçlarım çok terlemeye başladı. Böyle. Ben çok memnunum Dyson'dan. Bir daha asla geri vermeyi düşünmüyorum. O yüzden size de tavsiye edebilirim buradan. Eğer kıvırcık saçlarınız varsa ve düzleştirmek istiyorsanız, yıpratmadan bunu Dyson Airstrat ile yapabilirsiniz. Kesinlikle bir iş birliği değil. Keşke olsaydı. Ama alıp da düşünenler varsa, kıvırcık veya hakkından gelemediğiniz saçlarınız varsa, Dyson Airstrat'ı tavsiye ediyorum. Airwrap'de hani eğer çok düz saçlarınız var da şekillendirmek istiyorsanız onun için kullanabilirsiniz. Ama eğer çok düz saçlarınız varsa, yani böyle, o zaman hani bu Dyson sizin için değil, yani çok düz saçlar için gerekmez. O zaman Airwrap'i tercih edip bukleler yapabilirsiniz veya onun da yuvarlak şeyi var, ondan şekillendirebilirsiniz. Tabii şimdi su gibi terliyorum, gördüğünüz gibi hava çok sıcak ve çok nemli. Dediğim gibi, yani pro kontrayı konuşalım biraz. Hemen küçük bir şey yapayım, beller gidiyor, çüz beller. Pro kontra. Eğer kıvırcık saçlarınız varsa ve hakkından gelemiyorsanız Dyson Airstrat. Eğer düz saçlarınız varsa, şekillendiremiyorsanız, o zaman Dyson Airwrap'i almanızı tavsiye ederim. İkisinin de fiyatı şu an yaklaşık aynı, 50 euro var galiba aralarında. Bu böyle kocaman bir pakette geliyor. Şöyle bir saklama kabı var. Şöyle göstereyim yakınlarında. Şöyle, Allah. İçinde de yuvarlak tarağı da var. Takabiliyorsunuz üstüne şöyle. Göstereyim. Yuvarlak tarağı var böyle. Yani çeşitli uçları var. Araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz. Dyson Airwrap yazınca zaten çıkacaktır. Şekillendirmek istiyorsanız o zaman Dyson Airwrap sizin için uygundur. Saçlarınız düzse eğer. Saçlarınız kıvırcıksa bunu. Yani benim için hangisi derseniz, kesinlikle Dyson Airstrat diyorum. Ve bu videoyu burada sonlandırıyorum ben pişmeden. Bu da böyle sizin için bir bilgi videosu olsun. Çünkü saçlarım şu anda yine görüyorsunuz yapış yapış yapıştı her yerime. Aşırı sıcak arkadaşlar. Hakkından gelemiyorum. Neyse. Hadi bakalım. Alacak olanlara umarım bir fikir olmuştur. Sorularınız varsa yazın alt kısma, yorumlara. Ben de size cevaplayayım buradan. Umarım size bilgili bir video olmuştur. İşinize yaramıştır. Saçlarınıza kesinlikle bir iyilik yapmak istiyorsanız, bu benim fikrim, benim tavsiyem. Dyson'ı alın yani. Hangisini alırsanız artık size kalmış. Ama ikisi de sizin için
hayat kurtarıcı olacaktır yani. Videolarımı izleyin, ne nasıl yapılıyor. Dediğim gibi ben kıvırcık bukle pek kullanmadığım için onu pek yapmıyorum. Benim için Dyson Airstraight harika. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.